kendilerinden 3 kat büyüklükteki kuvvete karşı taarruz ettiler. Süngü hücumuyla zafer kazandılar. Türk askeri Birleşmiş Milletler kararı doğrultusunda gittiği Kore Adası'nda 721 şehit verdi. Ben onların komutanıyım ya. Onlar benim askerim ya. Kardeşlerim benim ya. En yakın olmamasına rağmen en yakından daha yakın bana insanlar. Onlarla ben savaşta onlarla kan döktüm, değmedim, şehit verdim ya. Şehit olan askerlerin bir kısmının naaşı Kuzey Kore'de kaldı. Diplomatik ilişkiler kesildiği için Pyongyang yönetimi ile sağlıklı temas kurulamadı. ABD ile Kuzey Kore arasında başlayan görüşmeler sonrası askerlerin naaşının iadesi konusu tekrar gündeme geldi. O insanlar isimli bir mezarda şehitlikte diğer silah arkadaşlarla yatmak için gerekli bütün fedakarlığı yaptılar. Biz buna saygı gösterip şehitlerimize sahip çıkmamız lazım. Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin geçtiğimiz günlerde Kore'ye gitti. Şehit askerlerin naaşının iadesi konusunda girişimlerde bulundu. Kore gazileri de silah arkadaşlarının naaşının Türkiye'ye getirilmesini istiyor. Bilmiyorum, delikanlı gibi şehit olmuş kalmış orada ya. Haklı aranmasın mı o insan hakları? Testler yapılsın, bulursun, getirsinler. Diplomatik girişimler sonuç verirse DNA analizleri başta olmak üzere gerekli teknik çalışmalar başlatılacak.